Angelos. Korkutucu görünümüyle insanları paniğe sürükler. Siyah giyinmiş, tüylerle kaplı, kara yüzü ve kırmızı gözleri olan bir varlık olarak anlatılan Karakonçolos'tan korunmak için sorduğu sorulara içinde kara kelimesi geçen yanıtlar vermek gerektiğine inanılır. Bazı köylerde Karakonçolos'un sorularına doğru cevap verenlerin ondan zarar görmeden kurtulduğu söylenir. Rivayete göre bir köyde kışın en soğuk gecelerinden birinde dışarıda bir şeyler ararken bir adamın Karakonçolos ile karşılaştığı anlatılır. Karakonçolos adamı korkutucu bir şekilde takip eder ancak adam cesurca davranarak onun sorularına kara kelimesi içeren yanıtlar verir ve böylece yaratıktan kurtulur. Hırtık. Türk halk inanışlarında yarı insan, yarı hayvan görünümlü, ayakları ters, kötü bir varlık olarak kabul edilir hırtık. Bu yaratığın insanların tanıdıklarının kılığına girerek onları kandırdığı ve ormana götürüp zarar verdiği veya öldürdüğü söylenir. Ateş yakarak bu yaratıktan korunmak mümkündür. Konuştuğu kişinin hırtık olduğundan şüphelenen kişilerin kendi vücutlarının çevresinden veya ayaklarının altından ateş geçirdikleri anlatılır. Eski zamanlarda orman kenarlarındaki köylerde sıkça ateşler yakıldığı ve bu sayede hırtıklardan korunulduğu anlatılır. Bir rivayete göre bir köyde ormana odun toplamaya giden bir adamın bir daha geri dönmemesi ve kaybolması olayı yaşanır. Arama çalışmaları sonuçsuz kalır. Köylüler adamın hırtık tarafından aldatıldığını ve ormanda kaybolduğunu düşünürler. Hınkır munkur. İnsan benzeri bir görünüme sahip olan bu yaratık, kanguru gibi yavrusunu göbeğindeki kesede taşır. Yakaladığı insanları öldürüp yer. İşin en ilginç yanı, bu yaratıktan kurtulmanın tek yolunun üzerine idrar yapılması olduğu söylenir. Hınkır munkur ile karşılaşanların bu tuhaf yöntemle hayatta kaldığına dair hikayeler anlatılır. Ağızdan ağza anlatılan ve günümüze kadar gelmiş bir rivayete göre ormanda oynarken kaybolan çocuklarla ilgili bir hikaye anlatılır. Bu çocukların hınkır munkur tarafından kaçırıldığına ve yaratığın kurbanı olduğuna inanılır. Köylüler bu olayın ardından çocukları ormana yalnız göndermekten kaçınırlar. Başka bir efsanede bir avcının hınkır munkur ile karşılaştığı ve onunla mücadele ettiği bir hikaye anlatılır. Avcı son anda yaratığın üzerine idrar yaparak ondan kurtulur. Bu hikaye hınkır munkurun zayıf noktasının ne olduğuna dair inanışı pekiştirmiştir. Şahmeran. Şahmeran, Türk mitolojisinde Anadolu ve Orta Doğu kültüründe yer alan yarı kadın yarı yılan olarak betimlenen efsanevi bir varlıktır. Şahmeran hikayeleri genellikle bilgelik, iyileştirme ve gizem unsurlarını içerir. Şahmeran ve genç bir adam hakkındaki aşk hikayesi mitolojik anlatılarda geniş yer bulmaktadır. Şahmeran ve Cemşap hikayesi Anadolu ve Orta Doğu mitolojisinde önemli bir yer tutan, aşk, bilgelik ve fedakarlık temalarını içeren efsanevi bir öyküdür. Bu hikayenin birçok farklı versiyonu bulunmakla birlikte en yaygın anlatılan versiyonu şöyledir. Cemşap, genç ve meraklı bir adamdır. Bir gün arkadaşlarıyla birlikte bir mağaraya gider. Bu mağarada gizli bir geçit bulurlar ve Cemşap, geçidin sonunda yer alan saklı ve büyüleyici bir yeraltı dünyasını keşfeder. Burada insan gibi üst kısmı, yılan gibi alt kısmı olan, büyüleyici güzellikte ve bilge bir varlık olan Şahmeran ile karşılaşır. Şahmeran, Cemşap'ın saf niyetini ve iyi kalbini görür ve ona yeraltı dünyasının sırlarını öğretmeye başlar. İkisi arasında zamanla derin bir bağ oluşur ve aşk başlar. Şahmeran, Cemşap'a tıp, doğa bilimleri ve felsefe hakkında bilgi verir. Böylece Cemşap, çok bilgili ve bilge biri haline gelir. Bir süre sonra Cemşap'ın köyündeki hükümdarın hastalandığı ve ancak bir yılanın etiyle iyileşebileceği haberi gelir. Cemşap, hükümdarın iyileşmesi için Şahmeran'ın etini kullanmak zorunda kalır. Şahmeran, Cemşap'a duyduğu aşkla bu durumu anlayışla karşılar ve hükümdarın iyileşmesi için kendi hayatını feda etmeye razı olur. Cemşap, Şahmeran'ın vücudunu hükümdara götürür ve hükümdar yeniden sağlığına kavuşur. Cemşap çok bilge bir insan olmuştur.
Ancak Şahmeran'ı kaybetmenin acısını ömrü boyunca yüreğinde hisseder. Anadolu kültüründe bu hikayeler ağızdan ağıza, büyükten küçüğe, nesilden nesle anlatılarak günümüze kadar gelmiştir. Bu hikayeler sadece efsane ve mitolojinin birer parçası olmayıp, aynı zamanda Anadolu insanının kültürünü, inançlarını ve yaşam biçimini de yansıtan önemli kültürel miraslar olarak kabul edilmektedir. Sizce gerçekten böyle mahlukatlar var mı? Yoksa bu hikayeler sadece halk arasında anlatılan efsaneler mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Videomuzu beğendiyseniz ve bize destek olmak isterseniz lütfen kanala abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve kanal linkini yakın çevrenizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.